Şimdi tüm dünya sadece izlemiyor. Şunu söylüyor. tepki koymamız lazım. Somut adım atmamız lazım. Herkes somut adımdan bahsediyor. İşin tuhafı somut adım atması gerekenler de somut adımdan bahsediyor. Yani herkes birbirine somut adım atalım diyor ama kimse somut adım atmıyor. Şimdi o zaman bu somut adım nedir? Onu somutlamamız lazım. Yani herkesin bir kaçış alanı haline geldi. Yani somut atalım, atalım demek bu işte adım atmayalım demek anlamına geldi. Çünkü herkes kınıyor. Yani Amerika'da kınıyor. Herkes kınıyor şu anda. İsrail içerisinde de kınayanlar var. Yani kınamak da çözüm değil. Somut adım atalım demek de çözüm değil. Bu iki kelimeyi yasaklamak lazım bu olayda. Kesin. Bu zulüm nereye kadar devam edecek? Şimdi tam şuraya gelecektim. Yasaklamak lazım kınamak ve somut adım atalım demeyi. Neden? Çünkü İsrail'in İsrail'e verilecek en büyük yanıt yapılması gereken en önemli şey İsrail devletinin stratejik planlarını engellemek. Mesela biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'den engellemek, Ankara'dan bakacağız meselelere. Kendi ülkemizin merkezinden bakacağız. Mesela Türkiye'de İsrail'e en büyük darbeyi nasıl vurursunuz? Suriye devletiyle birlikte o Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya devlet kurmak isteyen Amerika-İsrail planını çöpe atarsınız mesela. İki Suriye ordusuyla Suriye Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti diyecek ki ben burada Amerika ve İsrail istemiyorum sınırımın dibinde. Bu IŞİD'i bilmem nesi PKK'sı her gün silah taşıyıp para veriyorlar. O zaman ezeriz bu kuvvetleri. Ya da Doğu Akdeniz'de biz burada cephe kurarız İsrail'e karşı. Doğu Akdeniz İsrail'in böyle gemilerin Amerikan gemilerinin cirit atacağı yer değil. Kıyısı mı var Doğu Akdeniz'de Amerika'nın? Ne arıyor bizim burnumuzun dibinde Fransız gemileri, savaş gemileri? Bizim gemilerimiz Fransa'nın kıyılarına gidiyor mu? Ya da Fransa'nın kıyılarındaki hidrokarbon enerjilerinde sondaj gemilerimizi yapıyor mu? Onlar yapıyor. Demek ki burada Amerika'ya, İsrail'e ve onların destekçisi Macron'a işte gitti, Televi ve destek verdi. Nasıl yanıt vereceğiz? Bir cepheye cephe. Karşımızda maden bir cephe var. Yani bunlar da Haçlı Seferi diyor. Bir de cepheyi de öyle tanımlıyorlar. Gözümüze baka baka bu bir Haçlı Seferidir diyorlar. E o zaman Haçlı Seferi olacaksa o zaman milletlerin de, Arap ve İslam coğrafyasının da ve Türk devletlerinin de karşı bir cephe kurması lazım. Yani cepheyle cepheyle baş edebilirsin. Somutluyorum. Yani cephenin karşısında... Üçüncü Dünya Savaşı'na gitmez mi peki? Yani Üçüncü Dünya Savaşı'ndan onlar korksun. Biz niye korkuyoruz? Yani onların sayısı az. Beş tane devlet. Tel Aviv'in arkasında üç tane beş tane devlet var. Ama bir de bize bakın. Latin Amerika bizden yani Latin Amerika'nın solcu liderlerinin tamamı İsrail diplomatları sınır dışı etti. Bunların hepsi bağımsızlıkçı, sosyalist liderler. Bizim Arap coğrafyasından daha çok sesi çıktı. Şimdi Asya'yı düşünün. Koca Rusya, Çin, Türk devletleri, bizim kardeş devletlerimiz. Yani Hindistan, Pakistan, Afganistan yeni bir irade var orada şimdi. Yani düşünün. Aşağıya Körfez ülkeleri de şeydi. İsrail'le Amerika'yla arasını bozdu. Gitti Asya kuvvetleriyle şimdi ittifaklar yapıyor. Bizimle arayı düzeltti. Türkiye ile Körfez ülkeleri arasını düzeltti. Mısır var. Mısır biraz cesaretlendirilebilir. Yani burada bütün dünya haritasını önümüze koyduğumuzda dünyanın 3 ikisi aslında adım atsa, ufacık bir hareket yapsa, doğrultsa kendini. Hele bir de Türkiye gibi öncü devletler. Yani biz yine onlara göre daha yüksek ses çıkarıyoruz ama bizim de üzerimize düşen şeyler var. Aynı Birleşmiş Milletler'de 2017'de ne yaptık? Bir oylama yaptık, ezdik geçtik o zaman Tel Aviv'i hatırlarsanız dünyanın üçte ikisini imza attırdı Türk diplomasisi. O zaman yapacağımız şu. Bir, sınırımızdaki PKK'yı ve İsrail kuvvetlerini ezmek. Suriye devletiyle bunu yaparsanız Amerika hemen elini çeker. İki, bakın şunu söyleyeyim. Türkiye ile İran bu konuda omuz omuza versin Tel ayakları titrer. Onlar nereden umutlular biliyor musunuz? Bu Türklerle İranlılar hep böyle karşı karşıya getirdik. İran'dakileri de Türkiye'deki İran düşmanlarını da kullanırız. Birbirlerine düşürürüz diye. Bakın bugün de hala bizim medyamızda da var maalesef İran'a yan gözle bakan. İran'da da var Türkiye'ye yan gözle bakan. Dolayısıyla burada demek ki İsrail ve Amerika'nın e, umutlarını yere serecek politik e, gelişmelere önderlik etmemiz lazım. Türkiye bunu yapabilir. bakın Hakan Fidan garantörlük meselesiyle bunu attı ortaya. Ve önemli bir çıkıştı bu aslında. Ve Hakan Fidan doğrudan dedi ki biz bölge devletlerini bir plan etrafında toplamaya çalışıyoruz dedi. Bu doğru bir çıkış. Fakat yapmamız gereken İsrail ve Amerika şok edecek adımlar. Şok edecek. İsrail şu anda Türkiye Şam yönetimi omuz omuza versin İsrail bir anda titrer. Çünkü şu anda Şam'la Ankara'nın arasının bozuk olmasına çok memnunlar. Tahran'la Ankara'nın birbirine uzak olmasından çok memnunlar. Dolayısıyla burada bir ülkemize düşen bir öncülük misyonu. Çünkü biz imparatorluk geleneğinden gelen bir devletiz. Bak şu anda da bir han içerisinde e, bizim milletimizin, devletimizin 1600-1700 yıllarda yaptığı bir eserin içerisindeydik. Biz bu eserleri yaparken Avrupalılar yamyam yam gibi birbirini yiyordu. Yani hani medeniyet diyorlar ya bize özgürlük diye. Biz bu eserleri yaparken onlar yamyam yam gibi birbirlerini kesiyorlardı. Dolayısıyla burada arası medeniyetin beşiğinden hani Kayseri gibi Selçuklu'nun, Osmanlı'nın e, kale kentlerinden birinden sesleniyoruz. Bir de Cumhuriyet'in 100. Yılını da devirdik yani 100 yıldır ayakta tuttuk cumhuriyetimizi. Demek ki burada Türkiye'nin bir birikimi var, tarihsel bir birikimi var, ağırlığı var bölgede. Biz Amerika ve İsrail'in Türkiye'deki piyonlarını ezersek ve dünya ülkelerine önderlik edersek burada Gazze konusunda Televi'nin ayakları titrer. Üçüncü Dünya Savaşı'na şöyle bağlayayım, onlar Üçüncü Dünya Savaşı'ndan korksun. Çünkü dünya onlardan fazla, dünya beşten büyüktür diyoruz ya. İşte buyurun işte dünya 5'ten büyüktür onlar beş tane ülke geri kalan bütün ülkeler Tel Aviv'i boğabilecek imkan ve kabiliyete sahip onu söyleyeyim. Fakat bunu harekete geçirmek için hani Gazze'yi Mehmetçik göndermenin ötesinde ben onu tarif etmiyorum. Hani Filistin Filistinlerin e, önderlik ettiği bir mücadele biz de onlara omuz vermeye çalışıyoruz onlarla duygudaşız onları e, biz de acı çekiyoruz onları izledikçe doğru ama Gazze'yi rahatlatacak olan şey Gazze'nin içinde değil. İsrail'in dünya çapındaki etkinliğini sınırlamak. Yani siz aynı anda söz gelimi bütün diplomatlarına yanıt verdiniz mi? Türk donanması Doğu Akdeniz'de e, dizildi mi ki geçen yaptığımız tören ona bir mesajdı aslında. Yunan medyası hemen yazdı. Türkler İsrail'e de yanıt veriyor diyerek doğru. Bunların hepsini bir anlam içeriyor ama sonuçta silahı kararlı kullanan kazanır. Bakın şunu söyleyeyim sizin aracınızda son olarak dünya tarihinde ben e, akademik eğitimi tarih üzerine yaptım size tarihi şöyle özetleyebilirim. Silahı az olanlar silahı çok olanları yenmiştir. Yani dünya tarihinde hep şöyle anlaşılır. Silahı çok olanlar doğru. Böyle kısa süreli başarı gibi. Mesela Amerika Irak'ı işgal ediyor. İşgal sırasında bakıyorsun evet silahı çok olan yeniyor. Ne oldu? 3 yıl sonra 5 yıl sonra dikiş tutturamadı. E, Taliban Afganistan'da e, 20 yıl 30 yıl ayaklarındaki terlikle savaştılar ve vatanlarını kurtardılar. Afgan devletini kurtardılar. Bizim Kuvayi Milliye'miz Bizim karşımızda İngiltere vardı, Fransa vardı, İtalya vardı. Hepsini postalları geziyordu. Antalya'da, İstanbul'da başkentimiz işgal edildi. Silahımız yoktu, ordumuz dağıtılmıştı. Ne oldu? O savaşı biz kazandık. Beş yılda ya istiklal ya ölüm dedik. Yani dolayısıyla burada İsrail'in silahı operasyonel yetenekleri bir veri değil. Beş yıl sonraki zafere bakacağız. Yani siz Gazze'yi bombaladınız da iyi de orada halk halk e, Hamas yani halk Hamas. Yani Hamas diye ayrı bir kuvvet yok. Halkın kendisi Hamas yani. Siz oradaki herkesi öldürecek. iki buçuk milyon insan öldürebilecek mi? İsrail her gün onar onar öldürüyorsun. Tamam da atıyorsun bombanı. Gelemiyorsun korkudan da karaya. E ama e düşünün siz orada iki buçuk milyon insan öldüremeyeceksiniz. O zaman Hamas kazanacak. Çünkü insanı öldürerek bitiremezsin o bölgede. Sonuçta böyle bir cesaret aşılamamız lazım. Hem kendi ülkemizdeki şey kuvvetlere, Filistin dostu kuvvetlere hem de dünya çapında yapabileceğimiz çok şey var. Ben en önemli adım Astana sürecinde yaptık onu Rusya, İran, Türkiye omuz omuza verdi. Amerika'nın işgal ettiği yerlere üç büyük harekat yaptık. Amerika geri çekildi. Fırat kalkanında. Bakın bir şey hatırlatayım. Pentagon sözcüsüne bir gazeteci soruyor diyor ki Türk ordusu harekat yapıyor Barış Pınarı zamanında. Ya Amerika'nın bulunduğu yere gelirse ve sizinle aranızda bir çatışma olursa Türk ordusu ile ne, ne yaparsınız diyor. Pentagon'un sözcüsü ne diyor biliyor musunuz? Biz, bu diyor bizim kesinlikle tercih etmeyeceğimiz bir şey olur. Çünkü Türklerle savaş uzun sürer. Bir de Türkler bir savaş durumunda kendi aralarındaki problemleri çok hızlı unutuyorlar. Bizim yönettiğimiz diğer milletlere benzemiyorlar diye yanıtlıyor. Ha, demek ki onlar iyi çözmüşler bizim savaş e, kabiliyetlerimizi. Ama e, şimdi Şam'la niye anlaşmıyoruz? Şam'la anlaş, İsrail şok olsun. Şam'la anlaş, Amerika şok olsun. Onların kuvvetlerini ez. Yani İsrail'e verilecek çeşitli diplomatik ve askeri yanıtlar var. Yeter ki irade olsun. Peki e Çin bu katliama karşı bir ses çıkarır mı? Çin iki kez tavır açıkladı. Filistin'in yanında izledi. İki devletli çözümden yana izledi. Ama Çin nihayetinde bize çok uzak bir ülke. E, donanması geziyor Basra etrafında. E, son dönemde de çok atak bir diplomatik tarz benimsediler. Normalde ürkekti Çin diplomasisi ama son dönemde Suudi Arabistan İran'ı aynı masaya oturtmak gerçekten çok olağanüstü zor bir işti ve yaptılar da bunu. E, burada mesele Çin'i de harekete geçirecek, yani Çin şöyle harekete geçmez. Mesela Türkiye harekete geçmeden, Mısır, İran buluşmadan Çin gelmez. Ama buluşursa Çin hemen arkasından gelir. Yani burada Çin'i harekete geçirmenin yolu da bizim Türklerin Arap İslam coğrafyasının bir araya gelmesine bağlı. Dolayısıyla Çin çok büyük bir kuvvet ve Çin şu anda zaten burada tavır açıkladı. Filistin'den yana tavır açıkladı. Bu çok önemli. Putin de Filistin'den yana tavır açıkladı ama bu iki ülke. Bizim kadar tabii işin sıcaklığını görmüyorlar. Hani biz Müslüman kimliğimiz, kültürümüzden dolayı canımız daha fazla yanıyor ve daha çok tepki gösterme e, konusunda irade gösteriyoruz. Ama sonuçta Rusya da savaşın içinde. Ukrayna ile savaşıyor. Çin Pasifik'te donanmalarını savaşla tetikte buldu. Çünkü Amerika orada başlarına bela. Yani don Amerikan donanması Pasifik'te de rahat durmuyor maalesef. Dolayısıyla o ülkelerin birinci derdi kendi bölgeleri. Ama... Bir irade çıktığında mesela Hakan Fidan'ın, Sayın Fidan'ın söylediği garantörlük meselesi ete kemiğe büründüğünde o zaman Çin bizim yanımızda bulunacak. Onun işaretini verdi. Ben sizinle birlikteyim dedi. Rusya sizinle birlikteyim dedi. Burada demek ki Çin'le Rusya'dan biraz da şunu e, örnek almamız gerekiyor. Onlar kendi başlarını ağrıtan konularda odaklandılar. e Bizim de başımızı ağrıtan Suriye'nin kuzeyindeki PKK devleti Danimarka kadar büyük bir alanı kontrol ediyor. Bakın haritada açın. Suriye'yi böldüler bizim de maalesef hatalarımız sebebiyle böldüler. Orada verdikleri alan Danimarka kadar büyük bir alan. O PKK'nın. Her gün petrolden para kazanıyor PKK orada. Para veriyorlar her gün. Sentcom'un komutanı gidip duruyor ABD. Pentagon'un başındaki adamlar orayı karargah yapmış. E şimdi o zaman biz Türkiye'de diyeceğiz ki bir, ey Amerika senin burada incirlik üssün var. Seni kapı dışarı ederim burada. Bunu Ecevit'te, rahmetli Erbakan'da yani Türkiye'nin idrayetli yöneticileri zaman zaman Süleyman Demirel'de bu kararları aldılar. Bu kararları alamaz diye bir şey yok. Bir gece imzalarını atarsın. İncirli Güsürü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine geçmiştir. Sen PKK'ya benim gözüme bakarak silah mı veriyorsun? E, Ankara'da benim meclisimi basmaya mı çalışıyor senin silahlı adamların? Meclis açılışında bize mesaj verdiler İçişleri Bakanlığı'na saldırarak. Biz ne yapıyoruz? Kınıyoruz. Kına. Amerika'da çok kınamadan çok ürktü sanki. Ama mesajı nasıl verirsin? İncirliği boşalt de, küreciyi de benim komşumu gözetleyemezsin burada. Mossad burada benim e, karargahını burada boşalttıracağım da. Bak o zaman nasıl ayakları titriyor. Bunlar kağıttan kaplan. Kağıttan kaplan Hamas'ın o yiğitleri onu gösterdi. Yani Hamas'ın yiğitleri ne yaptı? Ellerinde hafif silahlarla ne yaptı? Dünyanın en güçlü devletlerinden birine kaosa sürükledi. Şu anda Netanyahu ayakta yani o bombaları atarak ayakta kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletin ferdi olarak yani Mustafa Kemal, Atatürk ve arkadaşları da aynı mücadeleyi yürüttüler. Onlar da e, halkı ordulaştırdılar bir nevi. Çünkü ordu dağıtılmıştı ve tekalifi milliye neydi? İki çorabı olan bir çorabını verecek. İşte iki öküzünden birini verecek. O da böyle bir mücadeleydi. Dolayısıyla biz onları daha iyi anlarız. Rusya ve Çin'i sorunuza dönecek olursam harekete geçirecek olan da bu ruh birlikteliğidir. Çok somut adımlar var. Tarihi adımlar var. Ben hükümetimize... AK Parti hükümetine hem çalıştığım gazetede ve çalıştığım televizyonda, ulusal kanalda, aydınlıkta hep sesleniyorum. Bu tarihi anı kaçırmayalım. Yani İncilli Kürecik, Suriye'nin kuzeyi, bunlar alarda adım atmanın tam zamanı diye düşünüyorum.